Arkadaşlar selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım ÖSYM Nereden Nereye serisinin şu an 3. videosundayız. Genel bakış videosu, temel kavramlar konusunu ele aldık TYT'den ve şimdi yine TYT'den sayı basamakları konusu. Böyle TYT AYT demişken de arkadaşlarım merak etmeyin, soranları gördüm yorum kısmında, AYT içinde girecek. Arkadaşlar ne dedik? Temel kavramlardan integralin sonuna kadar bütün konuları ele aldım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hepsinin soruları hazır. Videoları çekim aşamasında çekiyorum arkadaşlarım. Ve dolayısıyla da zamanı geldiğinde birazcık TYT'de konularımız ilerlesin. Şöyle 5-6 konu sonra AYT videolarını da yayınlamaya başlayacağım. Hiç merakınız olmasın. Bugün hangi konuyu ele alacağız? Sayı basamaklarını gençler. Şimdi sayı basamaklarıyla alakalı biraz yorum yapmak gerekirse, yani şöyle diyebiliriz arkadaşlarım, geçmiş yıllardaki, yani 2011'den 2018'e kadar olan yıllardaki soru çeşitleriyle, soru tipleriyle, soru stilleriyle 2018'den sonra, yani TYT AYT dönemine döndükten sonra, sistemine döndükten sonra sevgili arkadaşlarım, sorular arasında çok büyük farklar yok. Sadece ama sadece şurada da yazdığı gibi demişim ki, bakın YGS döneminde, yani ÖSS ve YGS döneminde diyelim artık, daha çok klasik sorular yer alıyorken TYT döneminde bu klasik soruların hikayeleştirilmiş versiyonları var. Yani hikayesel sorular yer aldı arkadaşlar. Yani bildiğimiz eski tarz soruların üzerine bir hikaye giydirmiş biçimi olarak düşünebilirsiniz sizler. ÖSYM'nin çıkmış sorularını da paylaşmak çok isterdim. Çok isterdim. Ama maalesef ÖSYM arkadaşlar sorularını paylaşmamızı çok istemiyor. Maalesef. Biz de ne yapalım? Buna benzer sorular ekrana yansıtmaya gayret gösterdik. Şimdi arkadaşlarım şu grafiği isterseniz bir inceleyelim, olmaz mı? Hadi bakalım. Şimdi grafiğe baktığımız zaman, ben şöyle biraz uzaklaştırayım. Bakın arkadaşlar, eskiden ve yeni sistemde, yani YGS dönemi ve TYT AYT YKS dönemini kıyaslayacak olursak, 2011 yılından 2017'ye kadar olan kısım YGS ile YS dönemiydi. Ve bu pembe sütun grafiğinde görülenler arkadaşlar, yani pembe grafikler buradaki ikinci sınavlar, yani LYS'yi gösteriyor bize. Maviler de YGS'yi gösteriyor. Yani maviler birinci sınav, pembeler arkadaşlar ya da kırmızılar diyelim, onlar da ikinci sınavı gösteriyor. Yani 2011 yılından 2017 yılına kadar ikinci sınavda topu topu bir iki tane soru çıkmış. Bakın toplamda 2011'den 2017'ye 7 sene var. Bu 7 senede ikinci sınavda toplam taş çatlasın 2 tane soru sorulmuş. Başka yok. Pekala. YGS için ne söyleyeceğiz? Bakın arkadaşlar, bir tane 2011'de, 2 tane 2012'de, yine 2 tane 2013'te sorulmuş. 2014 yılı için arkadaşlarım bu sınav sorularının açıklanma açıklanmama muhabbeti vardı. O yüzden burasını boş bıraktım. 2015 yılında yine bir tane sorulmuş. 2016'da iki tane sayı basamağı. 2017'de yine iki tane sayı basamaklarından soru gelmiş. Ekstradan 2012 ve 2017 yıllarında YGS ve LYS'de toplamda 3 tane soru sorulmuş. Yani bunlar zirve yaptığı noktalar gibi görülebilir. Fakat orada bir duralım. Şimdi sistem 2018'den sonra, 2018'de dahil olmak üzere YKS'ye döndü biliyorsunuz. Yani daha çok böyle hikayesel soruların sorulduğu sisteme döndü. Ve 2018 yılında sadece bir tane TYT'de soruldu. AYT'de çıkmadı sayı basamakları konusu. 2019'da iki tane sevgili arkadaşlarım TYT'de çıktı. AYT'de yine sorulmadı. 2020 yılında bir tane sevgili arkadaşlarım TYT'de çıktı. Ve 3 tane AYT sınavında soru çıktı. Bakın bu ÖSYM için bir ilk aslına bakarsanız. Yani 2010 yılından itibaren ikili sınav sistemine dönüldü biliyorsunuz. Eskiden mesela ÖSS, 2009'da yapıldı sonra ÖSS. Tek sınavdı ve tek sınavı karıştırmıyoruz şimdi. İkinci sınav diye bahsettiğimiz 2010 yılından bu yana arkadaşlarım hep ikili sınav sistemi yapıldı. Yani birinci sınav ve ikinci sınav şeklinde. İkinci sınavlarda sayı basamakları konusunu ÖSYM çok tercih etmiyorken 2020 yılında
AYT kısmında yani ikinci sınavda 3 tane tercih edildi. Tabii bunun sebebi 2020 yılında yapılan sınavın pandemiye özel bir sınav olması da gerekçe gösterilebilir. Çünkü biliyorsunuz ki matematik alanında limit, türev, integral gibi konular 2020 sınavında çıkmadı arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla da bunların boşlukları doldurulabilmesi için de çeşitli konulardan sorular seçilmiş ve buraya konulmuş olabilir ve sayı basamakları da bu konulardan bir tanesi olabilir tabii ki. 2021 yani geçen seneye geldiğimiz zaman 2021'de TYT'de 2 tane sayı basamakları yani çözümlemeden soru çıktı gençler. Ve AYT'de ise sorulmadığını görüyoruz. Şimdi ortalama soru adedi 2011'den bu yana ortalama birinci sınavlarda 1.45 tane yani biz buna 1.5 diyebiliriz. Yani ya bir tane ya iki tane diyebilirsiniz ama bir tane sorulmaya daha yakın. İkinci sınavlarda ise arkadaşlarım ortalama soru adedi 0.45. Yani ya hiç sormuyorlar ya bir tane soruyorlar ama sormamaya daha yakınlar diyebiliriz. Ama biz son yıllara baktığımız zaman özellikle 2020'de 3 tane sorulmuş ya ama 2018, 2019 ve 2021'de sorulmamış. Demek ki artık şu yorumu çıkarabiliriz. Pandemiden kaynaklı burada 3 tane soru sorulduğunu görüyoruz ama YKS sistemine döndükten sonra ikinci sınavda sayı basamakları konusuyla alakalı soru sormayı ÖSYM çok da tercih etmemiş. Bundan kaynaklı gençler 2022'de çıkar mı çıkmaz mı diye sorarsanız bana göre çıkma ihtimali %30, %20 o civarlarda. Ama çıkarsa da yine taş çatlasın ikinci sınavda bir tane çıkar. Ama şunu da görüyoruz ki ÖSYM 2011, 12, 13, 14 es geçiyoruz demiştik. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bunların hepsinde de sayı basamaklarından soru sorduysa bu yılda birinci sınavda soru gelecektir. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Şimdi arkadaşlarım dilerseniz gelin bunların bir de sorularına bakalım beraber. Şimdi gençler şöyle yaklaşalım sorularımıza da. Videodaki sistemi bilmeyen ve bu videoyu ilk defa izleyenler içinse sevgili arkadaşlar şöyle anlatalım. Hemen anlatalım. Eskiden soru tipleri nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Ve tahmini olarak veya işte fikir uyandırsın diye size de gelecekte bu şekilde olabilir diye sorular paylaşacağız. Şimdi eskiden sistemde sorular nasıldı? Bir bakalım arkadaşlarım. Sorumuza da yaklaşalım ki net görün. Şimdi X, Y, Z 3 basamaklı ve C, D, E, F, D 4 basamaklı 2 doğal sayı olarak verilmiş. X, Y, Z ile A, B sayısını çarpan bir öğrenci işlemi aşağıdaki gibi yapmış. Bakın arkadaşlar X, Y, Z 3 basamaklı sayısıyla A, B 3 2 basamaklı sayıyı çarpıyor. Şimdi B ile X, Y, Z'yi çarpıyor buraya yazıyor. Ama gidip de A ile X, Y, Z'yi çarpıp 1 kaydırması gerekirken sol tarafa kaydırmıyor. Aslına bakarsanız şöyle diyelim mi? O 1 kaydırma muhabbeti neden kaynaklanıyor? Yani biz niye 1 kaydırıyoruz ki orayı? Aslına bakarsanız arkadaşlarım 1 kaydırmıyoruz. Yani şöyle düşünün. Mesela 23 ile 12'yi çarptığımızı düşünelim. 2 ile 23'ü çarptık 46. 1 ile 23'ü çarpıp onu buraya yazıyoruz değil mi? Gençler aslına bakarsanız biz burada 1 ile 23'ü çarpmıyoruz. 1'in burada basamak değerine 10 değil mi? 10'la 23'ü çarpıyoruz ve 230 yazıyoruz. Burada da 0'ı yazma ihtiyacı hissetmediğimiz için aslında bir birim sola kaydırıyor gibi düşünüyoruz. Yani o zaman bu adam burada bir birim sola kaydırmadıysa burayı 10 A ile değil bir tane A ile çarpmış. Yani aslına bakarsanız X, Y, Z sayısı sevgili gençler burada 10A artı B ile çarpılmak yerine A artı B ile çarpılmıştır diyebilirim o halde, tamam mı? Ve bu da bize CDEF sonucunu doğurmuş arkadaşlar. E peki bize ne demiş bu CDEF sayısı yani şu sayı XYZ sayısının yani bu sayının kaç katıymış? 9 katı. 9 katıysa burası kaçtır? 9 değil midir? Bana diyor ki A ile B'nin toplamı kaçtır diye sorulmuş. O halde hiç düşünmeden cevaba 9 diyebilirsiniz. Çünkü X, Y, Z'nin 9 katı C, D, E, F'ye eşittir diye sorunun kendisi söylemiş zaten bize. Şimdi eskiden eski sınav sistemlerinde sorular bu şekildeydi. Maksimum böyle alavereli talavereli soruları da bunlardı arkadaşlar. Yani hikayesel soruları da bunlardı. Problemler dışında öyle hikaye falan okumuyorduk biz. Nerede? Eskiden YGS'de, ÖSS'de bu şekilde sorular yoktu. Şimdi nasıl oldu kısmına geçecek olursak YKS ile beraber bu sayı basamakları konusunda dedim ya daha fazla hikayesel sorulara yer verirdi arkadaşlar. Daha fazla hikayesel sorular. Şimdi bu hikayeselden kastımız ne? Bunlara da bir el atalım arkadaşlarım. Şöyle hemen söyleyeyim size.
Şimdi Büşra hocamız varmış. Büşra öğretmen matematik dersinde tahtaya 3 basamaklı sayılarla yapılacak olan bu şekilde bir toplama işlemi verilmiş ve hiçbir sayıda gördüğünüz gibi burada gösterilmemiş, gizlenmiş. Toplama işlemini yazdıktan sonra öğrencilerine demiş ki bu toplama işleminde birler basamağındaki rakamların toplamı 24. Yani arkadaşlarım birler basamağındaki rakamlar derken şunları şöyle toplamış ve 24 bulmuş. Şimdi doğal olarak biz normal toplama işlemini yaparken önce birler basamağını toplamıyoruz mu? Topladıktan sonra eğer sonucu 24 bulduysak 24'ün 4'ü elde var 2 diyoruz. Doğru mu? Daha sonrasında onlar basamağına geçiyoruz doğal olarak. Onlar basamağını topluyoruz elde 2'yi unutmadan. Şimdi Büşra Hoca da toplamış, demiş ki onlar basamağındaki rakamların toplamı 38'dir denilmiş. 38 bulursak önceden 2 de elde vardı 40. O zaman 40'ın 0'ı elde var 4 diyeceğiz bu sefer. Sonra da yüzler basamağındaki rakamları toplamış, bunu da 46 bulmuş. 4 de elde vardı 50. 50'yi direkt yazıyoruz artık. Çünkü başka toplayacak bir şeyimiz kalmadı, argümanımız kalmadı. Bulduğu sonuç 5004. Ne demiş? Bu toplama işleminin sonucu. 5040 olduğunu zaten bulmuştuk. Tamam. Sayı basamaklarıyla alakalı öyle zor sorular falan ben geleceğini zannetmiyorum. Yani bu benim fikrim tamamen. Sayı basamaklarıyla çözümlemeyle alakalı zor soruların gelmesini beklemiyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim arkadaşlarım bir sonraki sayfamıza. Yine bir nasıldı kısmı var. Yani eskiden bu soru tipleri nasıldı? Sayı basamaklarından nasıl sorular soruluyordu? Bir inceleyelim bakalım. Yukarıda iki tane çıkarma işlemi verilmiş arkadaşlar. Birinci işleme göre, yani şu işlemden feyz alarak diyor. İkinci işlemin cevabını hadi bir bul bakalım bana diyor. Şimdi birazcık düşünelim seninle beraber. Tatlı da bir soru. Eski nesiller şey diye düşünme hani. Ya eskiden de güzel soru yokmuş. Eskiden de güzel sorular vardı. Mesela bu da onlardan birisi. Yani düzgün çözersen, güzel çözersen. Soruyu güzelleştiren şey çözümün güzelliği zaten, tamam mı? Yani çözüm güzelse soru güzeldir ancak. Şimdi bakın. İki tane çıkarma işlemi var ya. Burada arkadaşlar C'den D'yi çıkarmış 4 bulmuş. Ne var ki bunda demeyeceğiz. Çünkü burada B'den B çıktığı takdirde 0 kalması gerekirken 9 kalmış. Demek ki bu bize şu hikayeyi anlatıyor. C'den D'yi çıkarmaya C'nin boyu yetmiyormuş. Tamam, C'nin boyu yetmiyor. Ne yapıyoruz o zaman? Yandan bir onluk alıyorduk değil mi? Yandan onluk aldığımız zaman C, az önceki C oluyor sana C artı 10. Onluk aldık çünkü. Peki bundan D'yi çıkardığı zaman sonuç 4 çıkmış. Yani o halde C'den D'yi çıkarınca cevap -6 mı olacaktı bu onu karşıya atarsam ben? Evet. Madem öyle D'den C'yi çıkarırsam bunun da sonucu bize 6'yı verecekti. Şimdi arkadaşım bu senin elinde dursun. Daha sonrasında tabii B'den B'yi çıkardığım zaman buranın bir onluğu gittiği için bunun da boyu yetmeyecek. Ve buradan bir tane onluk alacaktı. 9 kaldı. Şimdi buradan bir tane onluk kaldı ya. A1 eksildi değil mi? A1 eksildikten sonra bundan da B'yi çıkarıyormuşuz. Ne kalıyormuş aşağıda? 3 kalıyormuş. O zaman eksi 1'i karşıya atarsam A eksi B kaç olur? 4 olur. Şimdi bu da cepte. Geçtik ikinci işleme. İkinci işlemde bize ne demiş? Bir bakalım hadi beraber. Diyor ki D'den C'yi çıkar. D'den C'yi çıkarınca 6 kalacağını biliyorduk biz. Değil mi? Peki A'dan B'yi çıkar. A'dan B'yi çıkarınca da 4 kalacağını biliyoruz. O zaman ikinci işlemin sonucu neymiş arkadaşlarım? 46. Şimdi kazanım olarak nitelendirirsek arkadaşlar burada tamamıyla bize şunu kazandırmaya çalışıyor. Yani şu kazanımı anlamış mıyız diye ölçmeye çalışıyor aslında bakarsanız soru. Çıkarma işlemi yapılırken tamamen bu ilkokuldaki çıkarma işlemleri var ya, işte onluk alıyoruz. Acaba bu sayının basamak değeri ne oluyor? Bundan bu çıkarsa ne kalır? İşte arkadaşlar tamamen bunu kazandırmaya çalışıyor. Yani kazandırmaya çalışmıyor. Biz bunu kazanmış mıyız onu ölçmeye çalışıyor. Gayet de basit bir soru. Ama dediğim gibi birazcık daha zorlaştırılabilir. Ama tam tadında sorulmuş bir soru diyebiliriz. 3 basamaklı verilerek. Tamam. Şimdi geçelim bir yandaki nasıl oldu kısmına. Yine sayı basamakları. Yine sevgili arkadaşlarım. Ufak tefek şeyler kazandırmaya çalışıyor ama yani sorunun çözümü de emin olun şundan daha kısa sürecek. Fakat sorunun uzunluğuna bakıyorsunuz. Sadece 2 satır ve buradaki şekiller, şekil diyorum bundan artık. 2 satır. Buraya bakıyorsunuz. 9 satır. 9 satır ve bir tane de şekil var. Tabii biliyorsunuz artık yeni nesil soruları çöze çöze
aklınıza yer etmiştir. Önce şu kısımda şekli anlatıyor. Daha sonrasında hikayeyi anladıysan bu şekilden buradaki soruya geçip soruyu çözüyorsunuz. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım bakalım. Uzun kenarı AB 0 santimetre. Bakın tamamı şuranın tamamı AB 0. Dikdörtgen biçimindeki tahta parçasının ortasından geçen çizgi üzerine aralarındaki mesafe AB santimetre olacak biçimde şekildeki gibi iki tane çivi çakılacak. Bakın bir tane buraya çivi çakıyoruz, bir tane de buraya çivi çakıyoruz, tamam mı? Ve diyor ki çivilerin tahtanın kendilerine yakın olan kısa kenara uzaklığı da eşit olacaktır. Yani arkadaşlarım şurası şuraya eşit olacak diyor bize. Şimdi hikayeyi anladık. Şurası AB santimetre. Aha bunlar da eşit olacak. Tahtamızın uzunluğu da AB 0. Hikaye bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. AB ve AB 0 sırasıyla 2 basamaklı ve 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere. Peki çivi çakma işlemi tamamlandığında çivilerden herhangi bir tanesi varsayalım ki şu. Çivilerden herhangi biri tahtanın kendine yakın olan kısa kenarından kaç santim uzağa çakılmış olur? Tahtanın kendine yakın olan kısa kenarından kaç santim uzağa çakılmış olur? Yani burası mı soruluyor arkadaşlarım? Aynen öyle, burası soruluyor. Peki ne yapacağız? Şimdi daha kolay anlamanız için söylüyorum. Şimdi hocam şurada 50 santimetre ise, örnek veriyorum. Şurada 10 santimetre ise bana şurası sorulsaydı ne yapardım? 50'den 10'u çıkarırdım. 40, 2'ye bölerdim. 20 bulurdum, değil mi? Çok güzel. Yani hikaye tamamen bundan ibaret aslında bakarsanız. Ama işte sıkıntı sayı vermemiş. Harfli ya bunlar. Senin kafana o zor geliyor. Şimdi şöyle diyeceğiz bak. AB 0'dan ben AB'yi çıkaracağım. Bulduğum sonuç neyse bunu da 2'ye bölüp cevap diyeceğim. Şimdi hocam bu AB 0 dediğimiz sayı AB sayısının 10'la çarpılmış halidir. Örnek veriyorum 230'u düşün. 23 kere 10 değil midir bu? Veya işte 120'yi düşün. 12 kere 10 değil midir bu? Evet öyledir. O zaman AB 0 sayısı da AB kere 10'dur. Yani 10 tane AB'dir. 10 tane AB'den AB'yi çıkarırsak tabii ki elimizde 9 tane AB kalacaktır. Ve ne dedik? Şunla şunun uzunluğunun toplamı 9 AB. Bunlar da birbirine eşitse ben bunu bir de 2'ye bölerim bir güzel. Bölü 2 derim, cevabı söylerim. 9'u 2'ye bölersen ne gelir? 4,5 gelmez mi? Ya da 9 bölü 2, şıklarda hangisi ise. 4,5 AB ya da 9 bölü 2 AB benim cevabım olur o halde. Hemen aşağı iniyorsun, cevabı işaretliyorsun. Bak nerede verilmiş? Edirne seçeneğinde bu cevap mevcut gençler. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi dediğim gibi bakın işlemsel olarak yandakinden daha kısa süreceği kesin. Çünkü sadece ama sadece şunu fark ettik. Bakın sadece burayı yaptık. Şimdi tabii benim sizden bir de ricam var gençler. Genelde ben kendi öğrencilerimle de çalışırken onlara da aynı telkinleri de bulunuyorum. Sizlere de söyleyeyim. Yani siz de benim yüzlerini görmediğim öğrencilerimsiniz. Sizlere de söyleyeyim. Sizin de ihtiyacınız vardır. Sizlerin de, yani sizlere de yardımı dokunsun. Şimdi arkadaşlarım, bu uzun soluklu soruları okurken, uzun soluklu sorulardan kastım işte böyle. Bundan biraz daha uzun sorular olabiliyor biliyorsunuz. Böyle soruları okurken sizden ricam şunu yapıyorsunuz. Siz bunu yapmıyorsunuz. Böyle yapın diye söylüyorum. Bakın, şurayı siliyorum. Ben soruları okurken ki videolarımı izleyen herkes bilir. Şu şekilde okuyacaksınız soruyu. Diyeceksiniz ki bak uzun kenarı AB 0 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki bir tahta parçasının burada duruyorum ben. Hatta az önce bakın geriye doğru sarın videoyu izleyin. Az önce de aynı yerde durmuşumdur yüksek ihtimalle. Bakın hemen ilk anladığım cümle bile değil. İlk anladığım ifadeden sonra bir 2-3 saniye, 4 saniye mola verip nereyi anladıysam onu şekil üzerinden görmek istiyorum ben. Bunun sebebine birazdan geleceğiz. AB 0 santimetre tahta, tamam çok güzel. Hemen orayı gördük, devam ediyoruz. Ortasından geçen çizgi üzerine, ortasından geçen çizgi çok güzel. Aralarındaki mesafe AB santim olacak biçimde. Şekildeki gibi 2 adet çivi çakılacak. Aralarındaki mesafe AB 2 tane çivi. Çok güzel. Çivilerin tahtanın kendilerine yakın olan kısa kenara uzaklığı eşit olacak. Çivilerin mesela bunun kendilerine yakın olan kısa kenar, şu çivinin kendine yakın olan kısa kenar, demek ki bunlar eşit olacakmış. Tamam, işte bitti. Olay bu. Eğer bu şekilde
sade sade, tane tane, kısa kısa okursanız bu şekli vermese de şekli kendin bile çizebilirsin. Bunu sakın unutma. Tamam? Yani biraz daha detay verse şuradaki paragrafta şekli kendin bile çizebilirsin. Daha sonrasında da yine bu burada aynı biçimde okuyorsunuz. Şimdi hocam ne alaka, biz de aynı şekilde okuyoruz. Yani siz bunu Türkçe okuduğunuzda biz Arapça mı okuyoruz demeyin. Ben size niye bu şekilde okuyun diyorum. Şundan kaynaklı gençler. Genelde benim gördüğüm ve genelde diyorum, bakın bu çok kötü bir şey. Ya adama soruyu veriyorsun. Sorunun önce tamamını hızlı hızlı okuyor. Bir de ulan hani şöyle bir durum var. Bana ben o hızda roman okusam anlamam. Ben o hızda fıkra okusam onu da anlamam. Vallahi billahi anlamam ya. Yani bu çok garip bir şey değil mi? Sınavda değilsin. Soru vermişim ben sana. Sınavda değilsin. Okuyorsun soruyu, hızlı okuyorsun. Neden hızlı okuma gayreti içerisindesin? Sebep? E hocam süre. Ya süre bir dursun ya. Bir dursun. Sınavda değilsin. Denemede de aynı şeyi yap. Hızlı okuyacağım diye 4 tane 5 tane soru kaybediyorsun. Yavaş okusan 2-3 tane netin fazla olacak. Ve 4-5 net kaybetme ile 2-3 net kazanma arasında sevgili arkadaşlarım 6-8 net oynuyor ya. Lütfen. Lütfen gençler. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş. Ve bu soruların tamamını okumayın. Her seferinde anladığınız ilk ifadeden sonra beynimiz hızlı çalışır, merak etmeyin. Ben anlattığım için burada böyle uzun sürüyor. Her seferinde anladığın ilk ifadeden sonra 2 saniye, 3 saniye mola ver ve düşün. Şekle bak, şekil yoksa anladığını düşün burada, tamam mı? Lütfen, rica ediyorum. Çünkü ancak bu şekilde bu tarz uzun soruları kafanda birleştirebilirsin, Lego parçalarını. Burada bir sürü Lego parçası var ve sen hepsini okuduğun zaman tüm Lego parçalarını aynı anda eline alıyorsun ve bunları masanın üstüne koyup yapmaya çalışıyorsun tek tek. Bunu yapma. Birinci Lego parçasını al, koyulması gerektiği yere koy. İkinciyi al, koyulması gereken yere. Üçüncüyü al, takılması gereken, birleştirilmesi gereken yerleri birleştir. Zaten soruyu bitirdiğinde kalıp neredeyse hazır olacaktır. Ve böyle daha hızlı çözersin soruyu. Hiç merak etme, güven bana. Aç benim YouTube videolarını izle. Yani ben YouTube'daki mesela koskoca TYT soru bankasını bitirmişiz. AYT soru bankasını bitirmişiz, örnek veriyorum. Rejenerasyon denemelerini bitirdik bu sene. Aç çoğuna bak. Ben o videoların arkadaşlar hiçbirini de soruları önceden çözerek, videodan önce çözüp de çıkıp da videoya çözmedim. Hepsini de video esnasında çözdüm arkadaşlar. Ya hocam daha öncesinde çözmediniz mi? Ya çözdüm, evet çözdüm, fakat yani sen 3 ay önce çözdüğün soruyu şimdi çözdüğün zaman aynı hızda ve aynı şeyde lönk diye çözebiliyor musun? Hayır, çözemiyorsun. Aynı şey benim için de geçerli. Sonuçta ben de mi insanım? Aç bak videoları, hepsinde de ama hepsinde soruları okurken en az 4 defa 5 defa durup yorum yapıyorum. Yoksa soruları okur çözer geçerdim. Yorum önemli arkadaşlar, bu önemli. Bunu yaparsanız hata payını da minimuma indirirsiniz diyeyim ve devam edelim. Çok vaktinizi çalmayın. Şimdi arkadaşlarım, ve burada ne var? Nasıl olur kısmı var. Nasıl olur kısmı da dediğim gibi bunları sakın ama sakın şu şekilde anlamayın. İşte 2022'de nasıl olur soru. Böyle olur demiyorum ben. Bu sadece gelecekte nasıl olur fikir uyandırıyorum. Fikir uyandırmak açısından. Yani bu benim fikrim. Kafamda böyle bir fikir oluştu. Ben ÖSYM olsam bu şekilde bir soru sorabilirim manasında söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen tabelaların her biri bir şehre olan uzaklığı kilometre birimine göre göstermekte. Durdum. Şimdi buraya bakıyorum. Tabelalara bakıyorum. AB yüksek ihtimalle, bana daha söylememiş ama, 2 basamaklı. BA 2 basamaklı ve A0 B2 3 basamaklı bir sayı. Şimdi buradan ne anlarım ben? Buradan şunu anlarım. Eğer uzun yolculuklara çıktıysak, ki hepimiz çıkmışızdır, çıkmasak bile bunu biliriz. Bir şehre varırken o şehre olan mesafe gitgide azalır yol geçtikçe. Bakın azalır diyorum. Demek ki bizim adam, artık buradaki hikayedeki kimse, bu taraftan bu tarafa değil, bu taraftan bu tarafa gidiyor ve şehir bu tarafta. Yani arkadaşlar artık şunu söyleyebilirim ki AB BA'dan, BA'da A0 B'den daha küçük. Bu kesin. Nereden anladık bunu? Bu 3 basamaklıyken bu 2 basamaklı. Burada bir kazanım var ve bu kazanımı sevgili gençler tamamen ama tamamen sayısal mantık üzerine yerleştirilmiş basit bir mantık. Tamam?
basit mantığı önce çözmemiz gerekiyor. Bu bir. Biz bu tarafa doğru hareket ediyoruz. Birinci düşünmemiz gereken buydu. İki. AB ve BA iki basamaklı, A0 ve 3 basamaklı sayı. Bunu biz kendimiz çözmüştük zaten. Düz bir yolda sabit hızla hareket eden bir hareketli. Sabit hızla hareket ediyor. Hiçbir şekilde hızı değişmiyormuş. A ile B tabelaları ve B ile C tabelaları arasındaki yolu aynı sürede almakta. He. Sabit hızla hareket ediyor. Ve şurasıyla şurasını eşit sürede alıyor. Bu ne demek? Demek ki bunlar arasındaki mesafeler birbirine eşit demek. Oo, çok güzel. A'yı da B'yi de alayını bulurum ben şimdi. B ve C tabelaları arasındaki uzaklık soruluyor. Yani arkadaşlarım şurası soruluyor. Burayı bulacağız şimdi. Öncelikle eğer bu mesafeler eşitse ben tutar bundan bunu çıkarırım. Yani A0B'den BA'yı çıkarırım. Daha sonrasında da giderim bunu BA'dan AB'yi çıkarır ve birbirine eşitlerim arkadaşlar. Tamam. Şimdi gördüğünüz üzere şurası yüzler basamaklı, 100 tane A'mız var burada. Burası birler basamağı, 100 tane A'dan bir tane A'yı çıkarırsak 99 tane A kalacaktır. Burada 0 zaten 0, basamak değeri de 0. Burada birler basamağında B var. Burada onlar basamağında B var. Yani bir tane B'den 10 tane B'yi çıkarırsanız eksi 9 B gelecektir. Eşittir dedim. Bakın burası da 10 B'den B'yi çıkardınız 9 B. Burada da A'dan 10 tane A'yı çıkardınız. Eksi 9 A yapmış oldu. Bildiğimiz çözümlemeyi, biz bu kazanımı kazanmış mıyız diye ölçüyor bizi. Çözümleme tamamen. Hiçbir şey yok başka. Peki sol tarafı 9 parantezine aldınız. A eksi 11 A, özür diliyorum. Hemen düzeltiyorum. 11 A eksi B'miz geldi. Sağ tarafta da 9 parantezine aldık. B eksi A'mız geldi arkadaşlar. Peki. Her iki taraftaki 9'ları sadeleştiriyorum. Ve artık geriye sadece şu kaldı. 11A eksi B eşittir. B eksi A'mız kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa, yani A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplarsanız 12 tane A'nın 2B'ye eşit olduğunu görürsünüz. A ile B'nin de birer rakam olduğunu unutmayın. Nereden çıkardık bunu? Çünkü sayıyı oluşturan, iki basamaklı sayıyı oluşturan iki tane rakam bunlar. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz 6A eşittir B gelecektir. Bunların rakam olduğundan kaynaklı %100 biçimde A artık 1'dir. A 1'dir. B de tabii ki 6'dır. Çünkü 6 kere 1 eşittir 6 eşittir başka bir rakam sağlamaz. Zaten soruyu da bu şekilde yazıp size göstermek zorundayız. Sizin bunu fark etmeniz gerekiyor. Farklı sağlayanlar olmuş olsaydı B ve C tabelaları arasındaki uzaklık kaç kilometre olabilir diye sorardık. Şimdi artık soru bitti. A 1 B 6 ise bakın arkadaşlarım burada 61 yazıyormuş. Burada da arkadaşlarım 106 yazıyormuş. Birisi 106 kilometre var şehre, öteki de 61 kilometre var diyorsa bunlar arasındaki mesafeyi 106'dan 61'i çıkararak bulabilirsiniz. Bu da sevgili arkadaşlarım bize tabii ki 45'i verecektir. Demek ki B ve C tabelaları arasındaki uzaklık da 45 olacakmış diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet, güzel oldu bizim için. Nasıl olur kısmı bitti ve artık sadece arkadaşlarım size veda etme kısmı kaldı. Bir sonraki videomuzda TYT'den bölme ve bölünebilme kurallarıyla alakalı analizlerimizi yapacağız arkadaşlar. Unutmayın, sakın kaçırmayın o videoyu da. Diğer hocalarımız belki 3 günde belki 4 günde bir konu konu ilerlerken ben biraz fazla video atacağım sizlere, kusura bakmayın. Çünkü kusura bakmayın değil, bu sizin için iyi bir şey. Neden diyeceksiniz? Matematikte çok fazla konu var arkadaşlar. Hem TYT'sinde hem de AYT'sinde. O yüzden videoları çekip çekip ben size paylaşacağım. Merak etmeyin, hızlı bir şekilde çekilip atılacak videolar. Bir de sevgili arkadaşlarım, AYT videoları hakkında da söylemiş olayım. Arkadaşlar AYT'nin de PDF'i hazır. Merak etmeyin. AYT'nin de videolarını böyle TYT'den 5-6 konu ilerledikten sonra çekeceğim. Merak etmeyin. PDF'leri de arkadaşlar videonun altına sabitleyeceğim. O konuda da sıkıntınız olmasın. Kuşkunuz kalmasın. Onları da kendiniz inceleyebilirsiniz. Soruları da tabii ki çözebilirsiniz arkadaşlarım. Soruları da güzel sorulardan seçmeye gayret gösterdim. Evet, bölme bölünebilme konusunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın gençler. Hoşça kalın.